Hepinize yeni bir videomda merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle zeytin çıtlatması yapacağız. Zeytin çıtlatacağız. Kırmızı zeytin de diyebilirsiniz. Bu videomu ayrı çekeceğim. O videomu ayrı çekeceğim. Çünkü neden? Birebir hani tatlandırma aşamasını aşama aşama sizlere göstermek istiyorum. Hani yanlış bir bilgi vermemek adına. O yüzden kırmızı zeytini nasıl yapılır diye o videomu ayrı çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere zeytinlerimi göstereyim. Ondan sonra sizinle beraber hem sohbet edelim hem de çıtlatalım. Benim bunu köyde çıtlatma fırsatım olmadı. O yüzden dedim ben anneme nasıl olsa işten erken çıkıyorum. Daha karanlaşmamış oluyor yani. O yüzden dedim evde yaparım ben bunu dedim. Örtümü yazdım şöyle. Bidonlarımı getirdim. Köyden çuval getirecektim. Unutmuşum. Altına şöyle boylu boyunca çuval yazıp üzerine döküp çuval da kaymıyordu. Hani üzerine vurduğumuz zaman. Ama çuvalı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden şimdi şöyle şu şekilde göstereyim size düzeneğimi. Valla en tenha burayı buldum, buraya geldim. Efe? Efendim? Ne yapıyorsun? Okuldan mı geliyor? Hayır, kurstan. Kurstan mı geliyor? Ha, annen geldi mi eve? Bilmiyorum. Öyle mi? Tamam gülüm. Tamam hadi bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Düzeneğimi dediğim gibi çuval getirmeyi unutmuşum arkadaşımın çocuğu bu arada. Şöyle çuval getirmeyi unutmuşum. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde kıracağım valla. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Şöyle defakto poşeti yazdım altına kaymasın diyerekten. Şimdi şu şekilde yayacağım. Hızlı hızlı. Karanlaşmadan bitiririm inşallah diye düşünüyorum. Şimdi az sonra Zeynep de yardım edecek bana. Anne ben biraz kitap okuyacağım dedi. Değil mi annem yardım edersin değil mi bana? Hayır. Hayır mı? Aa çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Anneye hayır vermez canım. Bu şekilde şöyle hızlı hızlı işte yalnız olunca üremez ama şimdi azıcık dinlenince benim kızım yardım eder. Şöyle bir tane nar çıktı içinde. Şöyle kenara koyayım da Efe'ye versem olacakmış bakalım. Neyse gelir şimdi Efe. Gelince Efe'ye verim Yasari'ye. He? Aynen çantasını bıraktım koşar şimdi aşağıya. Çocuklar var öbür tarafta. O yüzden ben de arka tarafta çocukların sesi gelmesin diye bu taraftayım. Şöyle taş buldum geldim. Bir güzel yıkadım taşımı. Şimdi taşımla kırıyorum bu şekilde. Çok fazla ezmiyorum hani çok. Şöyle hafiften şöyle. Hafif şu şekilde çıtladığı zaman bunun çıtladığını bu acı suyu bunun içinden çıkacak yeterli. Eğer ki böyle bazen hani vurdum zannedip de eğer çıtlamayan zeytinler varsa bunların acısı içinde duruyor. Acısı dışına çıkmıyor. Ne kadar suya koysanız da tuza koysanız da bu tatlanmıyor. İlla ki şöyle azıcık çıtlatacaksınız bu acı suyu çıkacak. Bir de çok fazla vurup da çekirdeğini kırmayın. Çok fazla da ezmeyin zeytin çıtlatırken. Şöyle dursam sanki daha iyi olacak hızımız da daha güzel olacak herhalde. Başlatıyoruz. Şimdi şöyle 5 kilogramlık
bidonlarıma koyacağım bu şekilde. Ben bu şekilde hızlı hızlı yapayım arkadaşlar. Sizler ne yaparsınız? Sizler de bu şekilde çıtlatma zeytin sever misiniz? Hani sizlerin yapma şekli nasıl bilmiyorum ama ben dediğim gibi ayrı bir videoda kendi yapma şeklimi göstereceğim sizlere. Bayağı bu yıl hani siparişlerim var. Bu siparişlerim bu şekilde fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. İşte dediğim gibi. Yemlik zeytinini bilmiyorsanız hani dediğim gibi pazardan hani cesaret edemiyorsunuz zeytin almaya. Her zeytin gemlik zeytin değildir. Dediğim gibi gemlik zeytinin şu şekilde. Şöyle. Bakın. Şu şekilde sıkıyorsunuz. Şöyle birazcık aşağıya göstereyim. Şu şekilde. Bakın. Sıktığınız zaman çekirdeği göbeğinden kendi başına ayrılıyor. Bu yağ oranı yüksek olduğu için ayrılıyor bu şekilde arkadaşlar. Gemlik zeytin, yağlı bir zeytin olduğu için. Artık bizim bu Antalya yöresinde çoğunlukla gemlik zeytini daha hora geçiyor. Çünkü neden? Eski zeytinler mesela, eski mudanya ve kara zeytinler 10 kilogramda 1 kilogram zeytinyağı veriyorsa gemlik zeytini mesela 3 kilogramdan 4 kilogramdan yerine göre yani bahçesine göre yağ oranını onun da bahçeden bahçeye de fark ediyor yağ oranının yüksekliği düşüklüğü mesela ortalama yarı yarıya yani diğer mudanya eski kara zeytinden 10 kilodan ya da 8 kilodan 1 kilo zeytinyağı veriyorsa gemlik zeytini 4 kilodan 5 kilodan falan 1 kilo zeytinyağı veriyor. O yüzden daha yüksek verim alınıyor. O yüzden bu yani döşem altında çoğunlukla herkes gemlik zeytini diker yani. Ama bu yıl biz şu domat zeytini çok merak ediyorum ben mesela. Ablama diyorum şimdi bir bahçenin bir tanesine normalde ekin ekiliyor. Oraya şey zeytin dikelim diyoruz ama hani gemlik olmasın orada değişik bir zeytin olsun diyoruz. Ama ona da cesaret edemiyoruz. Hani bir de olmazsa diyerek de mesela gemlik bizim o tarafı çok seviyor. Ama hadi bir de başka zeytin cesaret edemiyoruz yani. Ama hiç olmazsa ablam diyor hani dikenler falan varsa diyor onlardan bir öğrenelim diyor. Ya ziraata hani toprağını gösterelim ona göre dikelim diyoruz. Ya domat ya da farklı zeytinler var iri iri toplaması kolay olan zeytinler var ya onlardan dikelim diye düşünüyoruz da bakalım. Bu arada elim hala parlıyor. Görüyor musunuz ya? Zeytindeki yağı görüyor musunuz? Evet. Evet canlar. Bu arada hala kınalarım geçmemiş. Geçmeyik hala. O kadar da suda olmasına rağmen ellerimi. Şimdi şöyle hızlı hızlı ben zeytini çıtlatayım. Karanlaşmadan. Biraz fazlaca konuştum herhalde. Şalvarla rahat ediyorum diye hemen geldiğim şallarımı giydim ayağıma. Oturup kalkması rahat oluyor diye. Hemen şallarımı giydim. Evet.